Aksiyon başlıyor. Hazırlayıp sunan Mesut Şenol. Sevgili Bağ Radyo dinleyicileri, hepinize iyi günler diliyoruz efendim. Bugün pazartesi ve her pazartesi olduğu gibi istasyon programında bizimle birliktesiniz. Bugünkü konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi'nin çok değerli yetkililerinden birisi ama özelliği de olan birisi Sayın Kaptan Saim Oğuz Ülgen. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Mesut Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir kaptanın üniversitede yer alması nasıl oluyor? Oluyor çünkü siz Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürüsünüz. Bu göreve ne zaman geldiniz efendim? Öncelikle teşekkür ederim böyle bir programı düzenlediğiniz için. Bahçeşehir Üniversitesi'nden de radyosu vasıtasıyla bir denizcinin sesini kamuoyuna aktardığınız için teşekkür ederim. Evet, sizin birçok özellikleriniz var. Tabii uzak yol gemi kaptanlığı yanında Türkiye'nin önemli kılavuz kaptanlarından da birisiniz. Ayrıca denizcilerin bir sivil toplum kuruluşunun da yöneticisisiniz. Sizi yakından tanıyacağız. Özellikle kaptanlık mesleğinin birçok kişi için ilginç bir alan olduğunu da biliyoruz. Bu konuda görüşlerinizi dinleyeceğiz ama öncelikle bir kaptan gözüyle deniz nedir ve denizcilikle ilgili mesleklerin içinde kaptanlık nasıl bir yer tutar? Teşekkür ederim. Biraz önce Bahçeşehir Üniversitesi'ne nasıl geldiğimi ifade etmek istemiştim, sormuştunuz. İsterseniz önce oradan girelim ve devam edelim. Ben 2011 yılında 65 yaşında yaş haddinde kılavuz kaptanlık mesleğinde baş kılavuz kaptan olarak emekli oldum. Ve emekliliğime devam ederken bir gün bir telefon aldım. Bahçeşehir Üniversitesi Vakfı'nın kurucu mütevellilerinden Kenan Torlak Bey beni telefonla aradılar ve bir proje için görüşebilir miyiz dediler. Sonuçta birlikte bir Yunanistan seyahatimiz oldu. Sayın Enver Yücel. Mütevelli başkanımızla. Evet. Sayın Burhan Kara, eski devlet bakanlarımızdan, denizcilikten sorumlu, şahsen kendisini de tanırım. Sonuçta bir ekip halinde biz Yunanistan'a gittik. Yolda ben projeyi öğrendim, bana bahsedildi. Proje de şu, Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki yerleşkesinin bulunduğu alana yakın bir yerde bir geminin konuşlandırılarak, geminin de yerleşke ve salonlarının konferans salonları olarak kullanılması, eğitimin tamamladığı periyotta da geminin sefere çıkarak öğrencileriyle beraber yazın dünyanın çeşitli yerlerine turlar yapılması bir projesiydi. Bu da bana çok cazip geldi. Harikulade Bahçeşehir Üniversitesi tam merkez kampüsüyle deniz kenarında, denize, ülke ve deniz aşırı girişimlere de çok ilgili bir üniversite. Demek böyle bir proje düşüncesi oldu kaç yıl önce? 2013 başı, evet. Böyle bir proje tabii ülkemiz için de muhteşem bir proje. Evet. Ayrı zamanım çok hoşuma gitmişti. Neden dolayı? Benim kılavuz kaptanlık yaptığım dönemlerde Salıpazarı Karaköy rıhtımlarına üniversite olan bir gemiyi, yolcu gemisi hüviyetindeki ama içinde tamamen bir üniversite eğitiminin verildiği kampüs olarak düşünün. Evet. O gemiyi bir kere yanaştırmıştım ve hayranlık duymuştum. Çünkü gemi bütün dünyayı dolaşıyor. İçindeki öğrenciler hem turizm seyahatleri yapıyorlar hem de eğitimlerini yapıyorlar ve sonra da mezun oluyorlar. Hem de denizi tanıyorlar, değil mi? Bir geniş bir kültür olsa gerek. Deniz üstünde muhteşem, olmak, muhteşem denizi tanımak yakından. İşte bu Bahçeşehir Üniversitesi'nin yenilikçi düşüncesinin bir örneğiydi. O bakımdan evet, bana büyük bir değer ifade ettiği için ben de projeye katılmak istedim. Ve Yunanistan'da bu konuyla ilgili, Pire'de bu konuyla ilgili tetkik yaparken Sayın Enver Bey'le, Sayın Enver Yücel'le birlikteliğimiz biraz daha gelişti.
Ve bu arada Pire'nin çok önemli bir deniz merkezi üssü olduğunu da söyleyelim değil mi? Denizciler için önemli bir yer olsa gerek. Tabii ki. Tarihin eski çağlarından itibaren değil mi efendim? Denizciliğin denizcilik olarak yapılmaya başladığı günden bugüne denizcilerin hafızasında yeri olan bir yer. Ayrıca her ne kadar Yunan deniz ticaret filosu Yunan bayrağı altında çok büyük bir miktar ifade etmezse de yabancı bayraklar altında dünyanın ikinci filosu sayılabilecek bir kapasiteye sahip. Dolayısıyla onların gemilerinin çoğu da Pire Limanı'nın çeşitli yerlerinde belli sezonlarda beklerler. Uluslararası gemiler. Birinci sırada hangi ülke var efendim? Hangi Liberya ve Panama bayraklı deniyor ülke olarak. Ama o ülkenin bayrağı altında sermayedarların çoğu başka ülkelerden. Çoğunluğu da Yunanistan'da. Burada da belki stratejik bir noktaya giriyoruz. Belki bandırası, bayrağı belli bir ülkeye dahil olabilir ama denizcilikte ilerlemek isteyen ülkeler başka ülkelerin limanlarını da denizlerini de kullanarak dünyada bir varlık sahibi olabilirler diye sonuç çıkarıyorum. Doğru mu? Denizleri zaten hepimiz kullanıyoruz da bayraklarını kullanarak o bayrağın sağladığı kolaylık imkanlarından istifade ederek ticari kazançlarını arttırıyorlar. Ayrıca biz yeter ki filolarımızı genişletelim. Hangi bayrak altında olursa olsun değil mi? Sermayesi bizde olursa, işletmeciliği bizde olursa elbette kendi bayrağımız altında gemilerimiz çoğalırsa daha iyi de ama her alanda faal olmalıyız değil mi? Türk denizciliğini geliştirmek tabii için. Tabii ki son zamanlarda bizde de yani Türkiye'de de ikinci sicil denilen yabancı bayrak kullanma müsaadesi oluşturulmaya başladı. Böylece bizim denizciliğimiz biraz sermayedarlarımız yani orijinali Türk olan ve Türk sermayedarlarımız da yabancı bayrak altında gemilerini dolaştırabiliyorlar. Çok güzel. Şimdi biz gelelim bu güzel bir Pire hikayesinden ve dünya denizciliğinin şu anki durumunu bir gözden geçirdikten sonra sizin maceranız Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir merkeze doğru yöneldi galiba. Evet. Pire'den sonra neler oldu? Çok güzel yakaladınız. Tabii ki günlük tetkikten sonra bir toplantıda benimle ilgili detaylı bilgiler Sayın Enver Yücel'e verildikten sonra Enver Yücel bana bir teklifte bulundu. Kaptanım, boğazlar konusunda, Türk boğazları konusunda bu kadar bilgi ve tecrübeye haizseniz gelin lütfen benim üniversitemde bir araştırma merkezi kuralım teklifinde bulundular. Bu benim için bir hayaldi. Çünkü ben siz bunu düşünüyordunuz hep değil mi? Hayır, böyle bir merkezin kurulmasını mezun olduğum okulumda yani İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde kurulması için 2006'lı yıllarda ben bir girişim yapmıştım. Kadere bakın. Ama, orada değil burada ama kuruldu. Bir şekilde o zaman oluşmamıştı. Ve benim için büyük bir sürpriz ve ideal olduğu için ayrıca ideal demeyeyim ülkemiz için çok yararlı bir girişimdi değil mi? İnanılmaz bir yararlı girişim. Bunun ne tür yararları olduğunu konuşacağız. Ama önce merkez hangi yılda kurulmuş oldu? Bu düşünce filizlendi, size teklif geldi. Siz fiilen göreve ne zaman başladınız efendim? Memnuniyetim doruk noktasındaydı. Çok hani takdir diyemeyeceğim çünkü benim düşüncemin çok çok üzerindeki bir olay. Yunanistan'dan döndüğümüzün birinci ayında bunun girişimi yapıldı. Düşünün biz Şubat'ta oralardaydık. Evet. Ve 12 Haziran günü YÖK'te formaliteleri tamamlanmış, resmi gazetede yönetmeliği yayınlanmış ve kuruluşu gerçekleşmiş olarak Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi benim başkanlığımda çalışmalarına başlamış oldu. Yani iki ayda bütün YÖK formaliteleri de dahil, resmi gazete ilanı da dahil kurulmuş oldu. Gerçekten büyük bir hız. Bu merkezin neler yaptığını, çalışmalarını ayrıntılı olarak göreceğiz. Ama isterseniz size ve Bağ Radyosu dinleyicilerine, istasyon programı dinleyicilerine bir müzik soluğu arası verelim. Sayın Kaptanım. Teşekkür ederim. Evet. To show a feature I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. I'm a
real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul, darling. Oh, I know a sad soul, sad soul. Bağ Radyo'da bizimle birliktesiniz. İstasyon programında sevgili dinleyiciler, Kaptan Saim Oğuz Ülgen bizimle birlikte. Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü. Bahçeşehir Üniversitesi'nin bu merkezi kurmasının öyküsünü konuşuyorduk kendisiyle. Peki efendim, 2 ayda kurdunuz, resmi gazetede yayınlandı. Sonra ne oldu? Efendim, önce böyle bir hayalin ve ülkemiz için büyük gerekliliği olan, yani Türk Boğazları ile ilgili akademik çalışmalar yapacak bir merkezin kurulması hakikaten ülkemiz yönünden çok önemli bir olguydu. Bu olgunun 2 ayda kurulması ve gerçekleşmesi dolayısıyla ben Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Enver Yücel'e özellikle teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. İnanın bu bir popülizm değil, bu bir gerçek ve 1936 hatta 1923 Cumhuriyetimizden ve 1936 Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi'nden sonra bu bölgede oluşan oluşumlar için yapılacak çalışmalarda böyle bir merkezin gerekliliği yıllardır konuşuluyordu ama bir türlü gerçekleştirilmemişti. Bir tür akademik ve mesleki düşünce üretim kuruluşu gibi değil mi? Aynen. Çünkü karmaşık sorunlar var herhalde, uluslararası antlaşmalar, onların uygulanışı yönünden. Eğer meslek mensupları, akademisyenler bir üniversite bu konuya sahip çıkmazsa, ilgili kamu kuruluşları, yasa yapıcılarımız, karar vericilerimiz kolları eksik halde kalırlardı. Galiba ana düşünce buydu, öyle değil mi efendim? Tamamen, tamamen. Ve bir üniversitenin bünyesinde
Türk Boğazları ile ilgili akademik çalışmalar yapılması bu konudaki yetkili, ilgili ve karar vericiler için büyük bir kaynak olarak faaliyetlerini sürdürecek. Bu bakımdan ben ülkemiz için çok önemli bir konunun Bahçeşehir Üniversitesi çatısı altında gerçekleştirilmesinden dolayı hakikaten yöneticilere, üniversitemizin yönetim kadrosuna, tekrar söylüyorum Sayın Enver Yücel'e ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin yönetim kadrosuna özellikle çok teşekkür ediyorum. Peki Sayın Kaptanım, hemen kolları sıvadınız, çalışmalara başladınız, yıllardır biriktirdiğiniz heves ve heyecanla. Başlangıçtaki ilk ana hedefiniz neydi? Gerçekleştirmeyi düşündüğünüz ilk proje. Başlangıçtaki ilk hedefim öncelikle Türk Boğazları ile ilgili farkındalık konusunu yeniden gündeme getirmekti. Bugüne kadar birçok kere bu konu kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler bünyesinde konulara bağlı olarak gündeme getiriliyordu. Örneğin Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü dediğimiz 1994 senesinde yürürlüğe konulan böyle bir çalışmanın oluşumunda üniversitelerimizin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızın katkıları vardı. Ama bunlar güncel olaylar gerçekleşirken yapılan çalışmalardı. Böyle istikrarlı ve devamlılığı olan çalışmalar şeklinde değildi. Konu gündeme gelince etrafında hemen toplanılarak acil olarak bir tedbir anlamında ama uzun uzadıya üzerinde durularak, düşünülerek, bilimsel araştırmalar yapılarak bir destek verilemiyordu. Evet. Değil mi? Evet. Sonuçta farkındalık zaten ana gayemiz Türk Boğazları olduğu için farkındalık oluşturmak hedefiyle öncelikle tabii 2013 yılının Haziran'ında kurulan bir merkezin önce kendi yapısını oluşturması, daha sonra da faaliyetlere geçmesi gerekiyordu. İlk hedefimiz 2014 yılında neler yapabileceğimiz konusuydu ki 2014 yılında öncelikle bir Türk Boğazları ile ilgili bir kitabın oluşturulması. Bir kaynak başvuru kitabının galiba, değil mi? Evet. Ama böyle bir kaynak başvuru kitabının kamuya nasıl sunulacağını ve takdim edileceğini konusunda çeşitli çalışmalar yaptık ve en sonunda yönetimimizle beraber şuna karar verdik. Evet. Bunu öyle bir yapalım ki hem yıllık, hem kaynak, hem ajanda hüviyetinde olsun. Konuya doğrudan ilgili olmayanlar masasının üzerinde bunu bir yıllık olarak, takvim olarak kullansın. Konuya ilgili olan da içindeki bilgileri kullansın. Böylece iki ayrı hedefi, iki ayrı kütleyi sistemin içine çekelim diye. Birinci yapımız, birinci yıllığımız 2014 yılında bu şekilde gerçekleşti. Kitabın içinde yarıya kadar olan bölüm Türk Boğazları ile ilgili kaynak bilgiler. Diğer yarısı da tamamen ajanda şeklindeydi. Yine 2014 yılında Türk Boğazları ile ilgili en önemli konu olan 1936 Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi'nden sonra Türk Boğazları'nın tamamını kapsayan, yani Karadeniz'den Ege Denizi'ne, Ege Denizi'nden Karadeniz'ine kadar kapsayan bölgeyi yöneten, denetleyen ve gözleyen bir yapılanmamız yoktu. Evet. Yasal düzenleme olarak. Bu 94 senesinde, 1 Temmuz 1994 senesinde gerçekleşmişti. O güne, o yasal düzenlemeyi kamuoyuna farklı bir şekilde anlatmak için bir sempozyum gerçekleştirildi Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Herhalde geniş katılımlı bir sempozyum oldu, değil mi efendim? Çok, çok ve büyük bir ilgili ve yetkili tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin katılımıyla böyle bir olayın gerçekleştirilmesi sağlandı. Bu güzel bir gelişimdi. O gün sempozyumun öncülüğünü ve organizasyonunu yapmam dolayısıyla ben tabii biraz daha fazla tanındım Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve bir teklif aldım. O teklif de şuydu. Neydi? O günün sonunda. Üniversitemizin meslek yüksekokulunun denizcilik programının yöneticisi Sayın Erol Eryaş'a bana bir teklifte bulundu. Dedi ki Türk Boğazları'nı
farkındalık olarak çok güzel işliyorsunuz. Peki bu konuyu ders olarak düşünür müsünüz diye. Şimdi ben ders olarak değil ama bugüne, o güne kadar Türk Boğazları ile ilgili meslektaşlarıma farkındalık konferansları ve seminerleri veriyordum. Çeşitli şirketlerin bünyesinde. Ama böyle bir olayı hiç düşünmemiştim. Tabii ki büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Ve 2014 yılı güz döneminde Türkiye'de bir ilk olarak gene Türk Boğazları konusu bir ders programı içinde Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Denizcilik Ulaştırma İşletme Programı içinde öğrencilere kredili ders olarak verilmeye başlandı. Siz de herhalde bundan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duymuş olmalısınız. Çünkü üzerinde çalıştığınız alanda geleceğin kaptanlarına ya da denizcilerine diyelim bir farkındalık sağlamış oldunuz değil mi? İnanılmaz bir mutluluktu ve olması gereken bir olaydı. Çünkü yıllardır ülkemizde dünya denizlerinde gemilerini emniyetle dolaştıran binlerce kaptanımız gelip geçmiştir. Ve bunlar tarihe mal olmuş, hakikaten isim yapmış ve iz bırakmış kaptanlarımızdır. Ama bunlarda dahi yeterince Türk Boğazları ile ilgili, özellikle İstanbul Boğazı ile ilgili farkındalık konusunun oluştuğu ve akademik olarak işlendiği ülkemizde yoktu. Örneğin Rusya'nın denizcilik eğitimi verilen okullarının hepsinde Türk Boğazları ders olarak okutulur. Onlar bizim boğazlarımızı bizden daha iyi tanıyorlar diyorsunuz yani. O kadar demeyeyim ama buradan yani Karadeniz'den çıkış yolları Türk Boğazları olduğu için onların bunun bilinci içinde şimdi, bunu işliyorlar ve bu konuda ileride yani yüz binlerce tonluk tehlikeli yüklerin binlerce tonluk gemilerde taşınırken farkındalığı ve sorumluluğun düşüncesi altında bu geçişi yapmalarını hiç olmazsa sağlıyor. Bu sözlerinizden Uygulama Araştırma Merkezi'nin ve Boğazlar Denizler konusundaki farkındalığın çok çok fazla boyutu olduğunu çıkartıyorum. Demek ki deniz ulaştırmacılığı, denizlerin kirliliği veya kirlenmemesinin sağlanması, tehlikelerden korunması, uluslararası antlaşmalara göre uyulacak kurallar çok karmaşık yönleri de olsa gerek. Bize bu karmaşıklığı biraz basit bir şekilde açıklar mısınız? Ne öğretiyordunuz Türk Boğazları dersini verirken? Öncelikle bu bölgenin nasıl bir bölge olduğunu anlatıyorduk. Yani doğal yapısının ne olduğunu. İkincisi bu bölgede yaşayan, asırlardır yaşayan insanların oluşturduğu yapan yapıyı anlatıyordum. Ve tabii sonuçta da deniz ticaretine geliyorduk. Deniz ticaretini oluşturan gemilerin bu bölgede ne tür bir süreç yaşadığını, bu süreç yaşanırken günümüze kadar meydana gelen deniz kazalarını, bu deniz kazalarında ne tür felaketlerin meydana geldiğini, alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu ve hatta bu bölgede yaşanan savaşları. Çünkü dünya üzerinde bir su yolunu ele geçirmek için siyasi ve askeri mücadelelerin yapıldığı tek bölge Türk Boğazları. Evet, Türk Boğazları'nın bu önemli coğrafi ve stratejik boyutunu diğer boğaz rejimi, gemilerin geçişi, güvenliği ve boğazların, denizlerin temizliği gibi konuları da ele alacağız. Tabii kaptanlık mesleğinin özelliklerini de. Şimdi yine bir müzik arası veriyoruz. Sevgili dinleyiciler, bizden ayrılmayın.
Sevgili Bağı Radyo dinleyicileri, istasyon programı devam ediyor. Kaptan Saim Oğuz Ülgen konuğumuz. Türk Boğazları'nın öneminden söz ediyorduk. Sözümüz orada kalmıştı. Türk Boğazları herhalde sadece bugün değil, tarih boyunca da önemliydi. Siz diyordunuz ki su yolları ülkeler arasında savaşlara da konu olmuştur. Türk Boğazları da olmuştur tabii. Bu konuda neler söyleyeceksiniz kaptanım? Evet. Dünya üzerinde insanoğlu yaşamaya başladığı dönemden sonra Türk Boğazları ilgi odağı haline gelmeye başlamış ve insanoğlunun yerleşime geçmesinden sonra oluşan devletlerin de daima mücadele kaynaklarından birisi Türk Boğazları olmuştur. Çünkü bir dünya haritasını incelediğinizde Türk Boğazları tamamen dünyanın merkezi konumundaki bir coğrafi yere sahip bulunmaktadır. Burayı ele geçirmek, dünyayı ele geçirmekle eşdeğerdir. Nitekim 1. Dünya Harbi ve hatta içine girmemiş olmamıza rağmen 2. Dünya Harbi bu bölgenin etrafında dönen park olaraktır. Ama 1. Dünya Harbi hafızalarda kalmıştır. Bildiğiniz gibi itiraf devletlerinin hedefi Türk Boğazları olmuş. Osmanlı İmparatorluğu ortadan kaldırılmış. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili mücadele başlatılmış. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve etrafında birleşen silah arkadaşları ve bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için mücadeleyi verenler, ben kendilerini minnetle anıyorum. Ruhları evet. Şad, mekanları cennet olsun. Bugün benim ismim Saim Oğuz Ülgen ise onların bıraktığı bir mirasın devamı olarak o bakımdan inanıyorum ki 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da herhalde benim gibi düşünüyordur diye değerlendiriyorum. O savaşlarda boğazlar korunamasaydı dediğiniz gibi herhalde bağımsızlığımız da bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'de var olmayacaktı değil mi efendim? Evet tabii ki tabii ki. Sonuçta Türk boğazları her zaman için ilgi odağı olmuş ve olmaya da devam etmiş. Ve 1. Dünya Harbi tamamlanmış. Türkiye, Trakya ve Anadolu'nun belli bölümleri işgal edilmiş. Ama 1919'da başlayan Samsun'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan mücadele sonrasında İstiklal Savaşı kazanılmış. Ve Osmanlı'nın mirası sonrasında kaybedilen yerlerin geri alınması için artık siyasi arenada diplomatik mücadeleler başlamış. Evet. Ve bu diplomatik mücadeleler 20 Temmuz 1936'dan önce Lozan Anlaşması'nın ekinde bulunan
ve 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Boğazlar rejimine ilişkin sözleşme ile sonuçlanmış ve Türkiye, o zaman Cumhuriyet ilan edilmediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi Devleti'nin belli bir süre buzdolabında bıraktığı bir sürece girilmiş. O süreçte şu, her ne kadar Lozan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları çizilmiş olmasına rağmen Türk Boğazları'nın yönetimi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bırakılmamış, Birleşmiş Milletler'e bağlı bir uluslararası komisyon tarafından yönetilmiş. Geçici bir süre için böyle bir rejim oluşturulmuş değil mi efendim? O günün şartlarında, Türkiye'nin sınırlarını belirleyen ve istiklalini gerçekleştiren yöneticilerimiz bunun zaman içinde halledilebileceğini düşünerek biraz denizcilik tabiriyle kalama vermişler. Nitekim İstanbul Boğazı'nın, Çanakkale Boğazı'nın sahilden itibaren içerilere doğru 15'er kilometre olan alan ve Boğazlar dediğimiz, o zaman Türk Boğazları olarak isimlendirilmiyor, Boğazlar dediğimiz bölge başkanı Türk olan ve ihtilaf devletlerinin ülkelerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet vasıtasıyla yönetilmiş. Bayrağı var, yönetimi var, bütçesi var. Ayrı bir oluşum ha? Tamamen ayrı. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde Boğazlar ve çevresi ayrı bir yönetim ve ayrı bir teşkilat tarafından yönetiliyor. Tabii bu kabul edilebilir bir olay değil. Nitekim 1936'lı senelerin başlarına doğru yavaş yavaş gelişmiş ülkeler, Avrupa ülkeleri yeniden bir harbin, yani 2. Dünya Harbi'nin yavaş yavaş sinyallerini vermeye başlayınca bunu fırsat bilen ve değerlendiren yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ekibi, Türkiye Cumhuriyeti yönetimi bunun zamanının geldiğine karar vererek Birleşmiş Milletler'de gereken girişimleri yaparlar. Ana gerekçe de şudur, Birleşmiş Milletler dünya barışını sağlayamazken Türkiye'nin sınırları içindeki bir bölgenin barışını sağlamakta aciz kalacaktır. Dolayısıyla biz kendi ülkemizin barışını korumak görevimiz olduğundan dolayı bu konuyu yeniden masaya getirelim derler. Ve Boğazların yönetiminin Türkiye'ye geçmesi için tamamen uluslararası antlaşmanın temelini atarlar değil mi? Evet. 1936 senesi Haziran ayında başlayan Montreux Konferansı ismiyle yapılan konferansın sonucunda, Kanada'nın Montreux şehrinde yapılan, sonuçta İsviçre değil mi efendim? Abi, evet. Özür dilerim. Evet, evet. İsviçre'nin Montreux beldesinde yapılan, evet, iki ay kadar süren sözleşmenin sonucunda, ben onu şöyle tamamlarım: Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını belirleyen, siyasi kabulünü gerçekleştiren uluslararası arenada bir sözleşmedir. Montreux Sözleşmesi ise Lozan Anlaşması'nın mührüdür diye vurgularım. Böylece bağımsızlığımız her yönüyle kara ve denizde tescil edilmiş oldu. Değil evet mi efendim? Birleşmiş Milletler'e bağlı Türk Boğazları'nı yöneten, pardon, o zamanki ismiyle Boğazları yöneten bu komisyonun tüm yetkileri, bütçesi dahil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetine devredilmiş oldu. Çok güzel. Bu sözleşme, Montreux Sözleşmesi halen geçerli mi? Değişikliklere uğradı mı zaman içinde? Evet, o zamanlar Montreux Boğazlar Sözleşmesi denen bu sözleşme, bakın orada Montreux Boğazlar deniyor. Boğazlar ise soyut bir kelime. Tabii. Somut değil. Halbuki daha sonra Türkiye'nin yetkililerinin gene yaptığı mücadeleler sonucunda artık bu su yolunun Boğazlar tanımı gibi bir soyut tanım değil, genel bir tanım yerine Türkiye'nin boğazları olduğu için artık Türk boğazları tanımı bir coğrafi isim olarak Türkçe'de, İngilizce'de, Fransızca'da, Almanca'da hatta kullanılabilir şekliyle yerleştiğinden dolayı artık bu sözleşmeye de Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi ismini kullanabiliriz. Sonuçta bu sözleşme hala yürürlükte, hiçbir değişikliğe uğramadı. Çoğu zamanlar tartışılıyor ama böyle bir sözleşmenin günümüzde değil asırlar sonra dahi yapılabilir. Çünkü taraflarını bir araya getirerek, o taraflar şimdi çok değişti, şartlar çok değişti, bunları bir araya getirerek benzer bir sözleşmenin
hele hele Birleşmiş Milletler çatısı altında yapılması, bugünkü çatısı altında yapılması belki olabilir, o kadar şey yapmayalım ama çok zor olduğunu düşünebiliyorum. Neredeyse imkansız diyorsunuz. Belki de Türkiye'nin bugüne kadar bu konuda kazandığı kazanımlara zarar gelebileceği değerlendirmesini yapıyorum. Onun için varlığı muhafaza edilmeli, şartları muhafaza edilmeli. Çünkü bu sözleşme dolayısıyla dünyanın emperyalist güçleri olan, ki bunların başında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu vurgulanıyor veya süper güç diyelim ona, evet, süper güç kurulduğu vurgulanıyor. İşte bu süper güçlerin Türkiye'nin müsaadesi olmaksızın giremedikleri tek deniz Karadeniz. Geçemedikleri tek boğaz Türk Boğazı. Özellikle askeri araçların, gemilerin geçişinde Türk makamlarının olağanüstü yetkileri var değil mi efendim? Belirli koşullarda tabii. Karadeniz'e açılma olayı söz konusu galiba Rus donanmaları için. Silahlı gemilerin geçişleri gibi siyasi kritik konular var. Savaş durumlarında ne olacağı gibi konularda herhalde bu sözleşme Türk hükümetine, devletine ciddi yetkiler tanıyor. Genel olarak hani ayrıntısına girmeye gerek yok ama böyle anlayabilir miyiz? Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetine hakikaten kayda değer yetkiler tanıyor. Ayrıca da dünyanın genelinde de inanılmaz yararlar sağlıyor. Örneğin şunu özellikle vurgulamak isterim. Tabii. Montreux Boğazlar Konferansı'na katılan Türk heyetinin başkanı Dışişleri Bakanımız Tevfik Rüştü Aras, Doktor Tevfik Rüştü Aras konferansın açılış konuşmasında şöyle bir söylevle başlıyor konferansa. Evet. Değerli katılımcılar, biz size ticaret gemiciliğinin tam özgürlüğünü göz önünde tutan ve Türkiye'nin iç denizi olan, bakın bu çok önemli, dünyada iç denize sahip başka ülkeler yok. Sadece Türkiye var. Daha önce Azak Denizi vardı. O da bir iç denizdi. Ama şimdi Rusya ve Ukrayna tarafından bir şekilde bölüşüldü. O da iç deniz hüviyetini kaybettiğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin iç denizi olan Marmara'nın özel bir durumu olan Karadeniz'in genel ve özel gereksinimleriyle koşullandırılmış savaş gemilerine geçiş özgürlüğü sağlayan bir düzenleme önermekteyiz. İnanıyorum ki Kemalist Türkiye'nin politikası gerçekçi düzeyde bir barış ve iyi geçim politikası sayılmak için kanıtlarını yeterince ortaya koymuştur. Tasarımızı kabul etmekle neredeyse 200 yıldır hep savaş ve bunun sonuçları açısından göz önünde tutulan boğazları uygar halklar arasında bir işbirliği ve barış köprüsü yapacaksınız. Uygar halklar kuşkusuz size bu yüzden gönül borcu duyacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti konferansın başından sonuna kadar izlediği bu politika ile sözleşmenin 1936 yılında imzalanmasından günümüze kadar 80 yıldır uygar halkların gönül borcu duyacakları belirttiği görevini yerine getirmiş ve ilk günkü gibi yerine getirmektedir. Türk Boğazları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetiminde barış ve dostluk yolu olmuştur. Çok güzel. Bu sunumu da dinledikten sonra isterseniz bir müzik arası verelim, söyleşimizi ondan sonra sürdürelim. Turn back time to the good.
Sayın Kaptan'la beraberliğimiz sürüyor istasyon programında sevgili Bağır Radyo dinleyicileri. Boğazlar rejimi konusunda oradaki Türk delegasyonu temsilcisinin değerlendirmesini okuduk. Şimdi de Atatürk'ün bu sözleşmeyle ilgili görüşlerini kaptanımızdan dinleyelim. Tabii sadece Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili değil, denizlerle de ilgili. Sevgili Atatürk'ümüzün sözlerini kendisinden duymak isteriz, değil mi? Teşekkür ederim Sayın Mesut Bey. Evet, konferansın açılış konuşmasında Dışişleri Bakanımızın söylemiş olduğu son cümle çok önemli. Ne diyor o sözler? Uygar halklar arasında bir işbirliği ve barış köprüsü yapacaksınız. Uygar halklar koşmuşuz, size bu yüzden gönül borcu duyacaklardır. Cümlesiyle sunumunu tamamladıktan sonra sözleşme imzalanır ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk 21 Temmuz 1936 tarihinde verdiği beyanatta aynen şunu ifade eder. Milletimizin yüksek seciyesine, ordumuzun bükülmez bazosuna ve medeni beşeriyetin aldatılmaz bonsansına, iyi niyetine dayanarak ve güvenerek kullanılan zeka, lojik, mantık ve enerjinin bütün beşeriyetin muhtaç olduğu sulh ve huzur bahşeden neticeler doğurabileceğinin bir delili olan Montreux Konferansı eseri cidden sevinmeye ve sevindirmeye değer bir tarihi hadisedir. Ve 1 Kasım 1936 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında da şu cümleyle konuya yeniden değinir. Tarihte birçok kez tartışma ve tutku nedeni olan boğazlar artık
tam anlamıyla Türk egemenliği altında. Yalnız ticaret ve dostluk ilişkilerinin ulaşım yoluna, yolu haline gelmiştir. Savaş gemileri artık Türkiye'nin denetiminde bu bölgeden geçeceklerdir. Eğer Sayın Kaptanım, bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti lehine hükümlerle düzenlenmeseydi ve durum boşlukta, muallakta kalsaydı, bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına olumsuz etkileri söz konusu olabilir miydi? Tabii ki efendim, daha önce 1923'ten 1936'ya kadar süreci göz önüne alırsak, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin içinde başka bir organizasyon, bayrağı ayrı, sanki başka bir devlet gibi bir organizasyonun olduğunu düşünebiliriz. Türkiye Marmara Denizi'nin kuzeyi ve güneyi olarak sanki ikiye ayrılmış olarak da değerlendirilebilir. Bu yönetim, bu yabancı yönetim kalkıp başka ülkelerin askeri gemilerini davet edebilirdi Türk hükümetinin muhalefetine rağmen, değil mi? Hani tabii bazı senaryoları düşünürsek. O zamanki ismiyle Boğazların yönetimi bu organizasyonda olduğu için Boğazların kullanımını dilediği şekilde gerçekleştirme. Tabii ki Boğazlar rejimine ilişkin sözleşmenin, Lozan'ın ekindeki o ilk sözleşmenin kurallarına göre yönetebilirdi ve neler olabilirdi, ne emrivakilerle karşılaşılabilirdi. Bunu şimdi kestirmek biraz zor. Dolayısıyla tam bağımsızlığımız açısından bu antlaşmanın, bu sözleşmenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şimdi biz pek farkında değiliz. Boğazların başka sorunlarıyla uğraşıyoruz. En azından bağımsızlık cephesinde bir sorun yok ama tabii hem denizler hem boğazlar açısından arz eden ve bazen de ne yazık ki talihsizliklerle karşılaştığımız kazalar ve deniz kirlilikleri gibi sorunlar var. Bunlara da ışık tutar mısınız biraz? O konu benim için çok özel yer işgal ediyor geçmişimde. Çünkü bu konuda iki büyük deniz kazasının ana organizatörü, kaza meydana geldikten sonra, kazanın oluşumu değil Allah göstermesin, kaza meydana geldikten kaza sonra kaza raporu hazırlayacak heyette, değil mi? Hayır, bizzat kazaya müdahale edip, tabii kazaya müdahale eden, yangını söndüren, evet, o yanan gemileri bir şekilde batmaktan kurtaran ve Türk boğazlarını, daha özellikle İstanbul boğazını ve İstanbul'u büyük bir felaketin oluşumunun engelleyebilen ekibin başında bulunmam dolayısıyla benim için çok ayrı bir yeri var. Tarihi bir görev tabii sizin açınızdan. Örnek verir misiniz, neler oldu, ne gibi tehlikeler geçirdik ve sizin müdahalelerinizle bu tehlikeler nasıl atlatıldı efendim? Örneğin ben biraz kendimden bahsederek geleyim isterseniz konuya. Tabii, ben tabii. Kimim? Tabii. Ben 1946 senesinde Rumeli Kavağı'nda köy dediğimiz Köprü Sokak mahallesinde doğmuş bir mütevazi ailenin, babası İstinye Tersanesi'nde ustabaşı olarak çalışan. Dolayısıyla denizcilikle bir şekilde bağı olan bir ailenin. Tabii onu söyleyince bana başka bir şey hatırlattınız. Benim dedelerim, benim soyadım Oğuz Ülgen. Dolayısıyla köküm Oğuzlardan geliyor. Orta Asya'dan göçerek Hazar Denizi'nin kuzeyinden Kırım'a yerleşmişler. Bugünkü Sivastopol denen bölgeye. Ve Rus işgali sonrasında Osmanlı'nın o bölgeyi terk etmesinden sonra uzun sürede Osmanlı adına orada görevler yapmışlar, çeşitli görevlerde. Daha sonra atalarımdan birisi, ismi benim seceremde var, Genç Osman Kaptan olarak anılıyor ve bütün sülalesini bir tekneye toplayarak, doldurarak oradan ya veyahut yükleyerek denizcilik tabiriyle Kırım'dan yola çıkmış ve sonuçta güneye doğru inince karşısına gelen Sinop denen bölgeye yerleşmiş. Bugün bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içindeki kökenimiz Sinop ve İstanbul olarak devam ediyor. Sanki anlattıklarınız bana bir tür Nuh'un gemisi hikayesini anımsattı. Yani o büyük akrabanız demek ki bütün etrafı topladı ve buraya getirdi. Oradaki karışıklıklardan kaçmak için herhalde, öyle mi? Evet, tabii ki. Hayır. Orada işgal tamamlanmış ama
milli misyonun, yani Osmanlı'ya bağlı olan misyonun hala yapması gereken demek ki bir görevler varmış. Evet. O zamanki imparatorluğun yetkilileri bu görevleri yüklemişler bizim benim atalarıma. Onlar da bu davete uymuşlar. Bu emre diyelim. Değil mi? Evet. Osmanlı bağlılığıyla. Evet. Ama artık bu misyon tamamlanınca gene padişahlığın talimatıyla artık gelebilirsiniz talimatını aldıktan sonra Sinop'a girip yerleşmişler. Sinop'ta o zamanki yönetim kadrolarında bayağı farklı görevler yapmışlar. Ve benim babam o taraftan, yani Sinop'tan gelip İstanbul'a yerleşmiş. Annem de Trabzon'daki bir aileden, Karadeniz ailesinden gelmiş. Ben ilk ve orta eğitimimi Rumeli Kava ve Sarıyer'de tamamladım. Daha sonra lise eğitimimi Kabataş Erkek Lisesi'nde ve Kabataş Erkek Lisesi'ne hep giderken Pangaltı'nda oturduk biz. Ve o zamanki denizcilik okulunun önünden geçerdim. Ortaköy'deki şimdi Ziya Kalkavan eskiden Türkiye'nin tek denizcilik okuluydu. Adı da Yüksek Denizcilik Okulu'ydu. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bir devlet okuluydu hakikaten. Hep böyle özlemle bakardım beyaz üniformaya. Sonra bir gün yolum oraya düştü ve ben denizci oldum. Kaptan oldum. Kaptan oldunuz. Dünya denizlerini dolaşmaya başladım. Uzak yol gemi kaptanı oldunuz değil mi? Tabii o aralarda amcam şimdi rahmetli oldu. Kazım Oğuz Ülgen. O da o Türkiye'nin en büyük denizcilik kuruluşlarından biri olan Türkiye Denizcilik İşletmelerine bağlı deniz yollarının. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Harpten çıkmış bir ülkenin 1950'li senelere gelindiğinde 50 parça yolcu gemisi, 50-60 parça da devlete bağlı denizcilik kuruluşlarının yük gemileri vardı. Bugün bu kuruluşlar yok. Benim için büyük bir kayıp. Çünkü biz denizcilik okulunda nazari bilgileri öğrenirdik ama tatbiki üniversite dediğimiz deniz ticaretinin tatbikatını o iki kuruluşta yapardık. Ve deneyim tecrübe kazanırdınız değil mi? Tabii ki. Tarihe mal olmuş kuruluşlardı bunlar. Düşünün, Birinci Dünya Harbi bitmiş. İkinci Dünya Harbi sinyalleri var ve İkinci Dünya Harbi gerçekleşiyor. Türkiye bu olayın içinde yok ve şunu söylenirdi. İkinci Dünya Harbi sonrasında Akdeniz'de dolaşan yolcu gemisi şirketi olarak birinci bayrağı taşıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti, ikinci bayrağı taşıyan ülke Yunanistan, üçüncü bayrağı taşıyan ülke İtalya olarak bahsedilirdi. Günümüze geldiğimizde nereden nereye maalesef birinci bayrağı taşıyan ülke İtalya, ikinci bayrağı taşıyan ülke Yunanistan ve Türkiye'nin şu anda Türk bayraklı bir tane yolcu gemisi yok. Bu çok acı bir gerçek. Türk denizciliğinin sorunlarını konuşacağız. Yine bir müzik arası veriyoruz. Bizden ayrılmayın efendim. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, 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 I'm on fire. I tell 'em, baby, 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 I'm a fireball. This way. I was born in a frame. Mama said that every word but know my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Fireball.
don't play. That boy's from the bottom, bottom on the map. MIA USA. I gave Sushi a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. Kaptan Saim Oğuz Ülgen'le program beraberliğimiz sürüyor istasyonda sevgili dinleyiciler. Onun uzak yol gemi kaptanlığı, kılavuz kaptanlığı gibi çok önemli deneyimleri var. Boğaz'daki önemli gemi kazalarına müdahale edişi. O kadar çok deneyim var ki bunları konuşmak için tabii saatler gerekir. Ama biz burada programda size hem bu anlattığımız ipucu verdiğimiz değişik nitelikli kaptanlık mesleklerini de tanıtmış olalım. Hem de başka başka daha popüler, daha amatör kaptanlık gibi kaptanlık sertifikaları var bildiğimiz kadarıyla. Kaptanlık yelpazesini bize biraz açar mısınız? Şimdi tekrar teşekkür ediyorum. Bu konuya ben teknik yönden girmeden önce elimde bir kaptanı anlatan Brezilyalı Salvador'un bir yazısı var. Ben önce onu okuyayım isterseniz. Dolayısıyla kaptan nedir'in cevabını böylece vermiş olalım, girizgah yapalım. Tabii daha sonra teknik olarak bahsederiz. Kaptan, bir hukukçuyla cebelleşip hakkını koruyabilecek kadar avukat olacaksın. Gittiğin her yerde bir milletin temsilcisi olup bir konsolos kadar diplomat, işverenin özel literatürde söylediğini anlayacak kadar iktisatçı olacaksın. Bir mühendis kadar mekanikten anlayacaksın. İyi bir makine mühendisinin her söylediğini özümseyecek, hiç düşünmeksizin hidrodinamik ve hidrostatik kurallarını uygulayabileceksin. Bir oşinograf kadar denizleri anlayacak, astronom gibi yıldızları tanıyacak ve meteoroloji uzmanı gibi rüzgarları koklayacaksın. 50 kişinin iaşe ve ibadesini, restoranı da içinde olan bir otelin işletmesini yapar gibi sağlayıp maaşları dahil tüm hesaplarını kuruş kuruş tutacaksın. 50 kişilik bir fabrikanın personel müdürlüğünü yapacak, itilmiş toplumdan soyutlanmış problemli insancıkların ruh sağlığını da koruyacak kadar psikoterapist olacaksın. Tüm bunları gereği gibi yapabilmeyi başardığında kendin inanabildiğin gün ağarmış, pardon, kendin inanabildiğin gün saçların ağarmış, kamburun da çıkmış olacak ve yine aynı soruyu soracaklar. Ne iş yaparsın sen? Ve yine aynı cevabı vereceksin. Övünmeden, kaptanım. Umursamazca verilen cevaba ve yaşının gençliğine bakanlar
yine soracak, yine soracaklar hayretle. Yani sen şu kocaman vapurun dümenine geçsen sürebilir misin? Sürebilir misin yani? Evet, Brezilyalı Salvador bu şekilde bitiriyor. Ne güzel, ifadesini. Ne güzel. Kaptanlığı her yönüyle anlatmış, tarif etmiş. Öyle anlaşılıyor ki saçları beyazlatan, ağırtan bir meslek. Birçok mesleği içinde barındırıyor. Otel yöneticiliği, işletmecilik, mühendislik, başka pilotluk, başka aklınıza ne gelirse, değil mi? Peki bu meslek aşkı insanlara nereden geliyor, konuyor yüreklerine? Acaba bu aileden mi geliyor, yoksa beyaz üniforma merakından mı, yoksa deniz kenarında bakıp o gemileri, vapurları ben de sürerim heyecanından mı? Şimdi şöyle noktalayayım, yanlış da anlaşılmasın, ondan sonra sualinize geçeyim. Biz gemi kaptanları, özellikle uzak yol gemi kaptanları, geminin dümenine geçip gemiyi sürmeyiz. Gemide bu görevi yapacak serdümen dediğimiz personelimiz vardır. Evet. Biz ona talimat veririz ama o işi bilmeden de o talimatı vermeyiz. Yani zamanında biz de stajyerken dümene geçip geminin dümenini kullanan ve o görevleri yaptıktan sonra da artık üst yönetime gelen, Brezilyalı Salvador'un dediği gibi avukatlık, diplomatlık, her türlü görevin artık sorumluluğunu taşıyan ve yöneten insanlarız. Bu bir çok önemli bir meziyetlere sahip olan. İnsan yönetme, sadece gemiyi yönetmiyorsunuz değil mi? Birçok başka olayı ve süreci de yönetmiş oluyorsunuz. Çok güzel anlattınız bunu. Oradaki bütün personelin yaptığı işi de biliyor olacaksınız değil mi? Belki motorcunun, yağcının, mühendisin, her neyse. Birçok gemi personeli unvanı da var. Ben de merak ediyorum şimdi o eski çımacılar mı, neler söylenir bilmiyorum, eski terimleri. Böyle aklınıza gelenleri size soracağım ama önce sizin cevaplandırmanızı istediğim, gerçekten yeri geldiğinde evlendirme memuru, yeri geldiğinde polis müdürü de oluyor musunuz? Bir diyelim ki adli olay oldu. Tabii ki. O şimdi açtığınız konu çok önemli. Öyle gireyim. Hukukta yanılıyorsam özür dilerim. Hiçbir mesleğin özel olarak yeri yoktur. Yani mesela bir hukukta mühendis diye, bir doktor diye bir yeri olduğunu pek düşünemiyorum veya bilmiyorum. Ama deniz ticaret hukukunda kaptan başlığı altında çok kuralların olduğu bir hukuki düzenleme var. Kaptana verilen yetkiler, sorumluluklar orada tek tek sayılmış, öyle tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Ve soru hem görev, hem yetki ve hem de sorumluluklar olarak. Bu aynı zamanda uluslararası antlaşmalar gereği hemen hemen bütün ülkelerin kaptanlarına da verilen ortak bir yetki değil tabii mi? Tabii ki, tabii onu ki. Onu da öyle vurgulayalım. Deniz ticareti uluslararası meslek olduğu için kaptanlık da bir uluslararası meslek. Dolayısıyla siz geminizde, diyelim ki Türk bayraklı geminizde İstanbul'dan yola çıktığınızda belki sefer boyunca 5 ülkeye uğrarsınız veya 10 ülkeye uğrarsınız. Hem o ülkenin yasalarını bilmek durumundasınız, hem o ülkedeki işlevleri bilmek durumundasınız. Yani biraz uluslararası hukuk, misyonunuz da var. Misyonunuz da var değil mi? Peki sorunuza gelince hemen ona geleyim. Eskiden evet, kaptanlar nikah kıyarmış. Neden kıyarlarmış ama? Seferler uzun sürdüğü için özellikle yolcu gemilerinde varış limanında veyahut onların evlerinin olduğu, yani yerleşim yerlerinde tescil edilmek kaydıyla geçici süre gemide evlenmek isteyenlerin nikahlarını kıyıp, nikah memuru olarak değil, formaliteyi ikmal ederek böyle bir işlevi yaparlarmış. Bunun haricinde evet, bir gemide bir adli vaka meydana geldiğinde hukukta yeri vardır. Kaptanın hapis hakkı diye bir hakkı vardır. Personeline emir veriyor. Adli mercilere intikal edebilecek bir olayı, yani yargılama diyelim mi, herhangi bir şey olayı, pardon yargılama değil, yaralama gibi bir olayı veya bir suç işleyen bir hırsızı varış limanına kadar bir kameraya hapsedip
Barış Limanı'nda adli mercilere teslim etme görevini gerçekleştirebilir. Dolayısıyla bu tür görevleri var. Ayrıca tabii her gemide olmayabilir ama kimi zaman da gemiler ülkeleri, limanları ziyaret ettiklerinde protokol ziyaretleri ya da gemilere gelen o yerel protokol erbap olduğunda da bir tür hükümet devlet temsili gibi bir diplomatik misyonunuz da söz konusu oluyor değil mi? Bunları yaşadınız mı? Örneğin işte geminize böyle bir ne bileyim bakan, prens falan geldi mi? Şöyle söyleyeyim. Gemiler bayrağını taşıdığı ülkenin toprağı sayılır. Yani ben Türk bayraklı bir gemiyle İtalya'da isem nasıl İtalya'daki büyükelçiliğimiz ve konsolosluğumuz Türkiye'nin bir kara parçasıysa ve o sınırların içine kimse giremezse gemiler de aynı şekildedir. Bayrağını taşıdığı ülkenin kara parçası sayılır ve bunun da diplomatik temsilcisi gemi kaptanıdır. Gemi kaptanının müsaadesi olmaksızın hiçbir şahıs ister adli merci olsun, ister idari merci olsun, ister diplomatik merci olsun. O geminin biz ona borda iskelesinin alt tavası deriz. Alt tavasına ayak basıp geminin küpeştesinden içeri eğer gemi kaptanı müsaade etmezse giremez. Belki bunun istisnası suçüstü durumları, mahkeme kararları olabilir değil mi? Uluslararası antlaşmaların izin verdiği haller dışında. Tabii ki eğer gemi personeli karada bir suç işlemişse evet. Tabii ki o ülkenin yetkilileri ona müdahale eder. Doğru. Ama o gemi personeli geminin içindeyse ancak gemi kaptanı onu gemi kaptanının müsaadesiyle ancak o bayrağın temsilcisi olan konsolosluğa teslim eder ve o konsolosluk vasıtasıyla adli merceler formaliteler ikmal edilir. Böylesine temsil yetkisi güçlü bir kaptanlık mesleğinden söz ediyoruz. Peki kaptanlık deyince halkımızın aklına bu amatör gemi veya ne diyelim tekne kaptanlığı gibi sertifikalı programlar da geliyor. Dolayısıyla bu amatör kaptanlık sistemi nedir? Sizinkisi gibi uzak yol gemi kaptanlığı unvanını elde etmek için hangi eğitimlerden geçmek gerekir? Şimdi denizcilik amatör kelimesinin anlamı içinde öncelikle başlar. Yani denizcilik deniz kenarında, sahilde ayağınızı suya, deniz suyuna değdirmekle başlar. Böylece bunu, denizci olursunuz bir defa değil mi? Kolay değil ama olursunuz isterseniz. Evet. İsterseniz. Yani denizle bir bağ kurmuş olursunuz. Tabii ki. Denize önce uzaktan bakarsınız. Sonra içine girmek isterseniz. Doğru. İçine girmek isterseniz yüzmeyi öğrenmeniz gerekir. Doğru. O yüzmeyi suyun üzerinde düşünebiliyor musunuz? Yüzüyorsunuz. Yüzdükten sonra bu suyun üzerinde yüzen başka cisimler dediğimiz tekneler. Biz ona küçükten başlayarak tekne deriz. Ondan sonra yavaş yavaş büyür, gemiye kadar bu iş uzanır. Bunları da bir yönetmek lazım. En basit tekne kürekle yönetilendir. Sonra bizim kayık dediğimiz değil mi? Evet. Sonra rüzgarın etkisiyle yönetilenler vardır. Yelkenli deriz. Sonra hem yelkenli hem motorla çalışan tekneler deriz. Ve bu gittikçe büyür. Sonuçta tabii teknenin cesameti büyüdükçe onu yönetmek için yeterliklerin de belgelenmesi gerekir. O zaman özel eğitimler, özel stajlar ve özel yetenekler ve sertifikalar gerekir. Başlangıçtaki sertifikaya biz amatör denizci sertifikası deriz. Ve bütün denizcilerin bunu alması gerekir. Aksi takdirde ülkelerin yasal düzenlemeleri doğrultusunda kusurlu duruma düşerler ve ceza ödemek durumunda. Yani denizcilik okulundan mezun olan kişinin de bir defa bunu alması gerekiyor değil mi? Alıyorlar süreç içinde herhalde değil mi? Amatör denizci sertifikası almak için denizcilik okulu mezun olmaya pek gerek yok. Bu hele ülkemizde şimdi bu bayağı da geliştirildi. Ulaştırma Bakanlığımız yani ülkemizin denizcilik idaresi bunu internet ortamında hem eğitimini, bilgileri hem de imtihanı verecek seviyeye getirdi. Ayrıca bununla ilgili ticari kuruluşlar da var.
kurslar ve üniversitelerde galiba yapıyor benzer. Üniversitelerde benzerlerini yapıyor ve ama üniversitelerdeki denizcilik programları değil, genel öğrencilere yönelik evet. Böyle bir programlar düzenliyor ki bu bizim üniversitemizde var, biraz sonra ondan bahsederim. Evet. Sonuçta tabandan tavana kadar, yani amatör denizci sertifikasında uzak yol gemi yönetici, uzak yollarda dolaşan, yani bütün dünya denizlerinde dolaşan gemileri yönetebilecek kaptanlara verilen sertifikaların oluştuğu bir sertifikalar düzenlemesi var. Tabandakini rahatlıkla istedikten sonra siz alabilirsiniz. Örneğin ben bizim Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir küçük bir program yapmıştık. Rektörümüz ve rektör yardımcılarımız dahil bir örnekleme. 10 kişiye seminer vererek, daha sonra da imtihanına girerek sertifika aldırmalarını sağlamıştık. Zaman bulabilen 3 kişi, rektör yardımcımız Sayın Ali Güngör, Profesör Doktor Ali Güngör, yine rektör yardımcımız Profesör Doktor Elif Çepni ve bir diğer yetkili daha imtihana girdiler. Bu programda aldılar. Bu arada bu program çok hoşlarına gitti ve şu teklifte bulundular. Biz bunu üniversitemizdeki eğitim ve öğrenim gören diğer öğrencilere, denizcilik programının dışındakilere de yapabilir miyiz, verebilir miyiz diye. Aa, çok güzel. Ve GEP programı içinde, yani genel eğitim programı içinde 2 senedir Türkiye'de seçmeli olarak, değil mi? Tabii. Türkiye'de hiçbir üniversitede olmayan bir deniz kültürü dersini biz tesis ettik. Bu dersin için parçası olarak mı bu belgeyi, sertifikayı alabiliyorlar? Tabii. Sonuçta? Şöyle, üniversitemizde büyük de bir cazibe kazandı bu. Çünkü üniversitemizde eğitim gören, hukuk eğitimi gören hukukçu olabiliyor. Tıp eğitimi gören doktor olabiliyor. Mühendislik eğitimi gören mühendislik oluyor. Ama bu öğrencilerin birçoğu bizim genel denizcilik kültürü dersine girdiklerinde, daha sonra da imtihana girdiklerinde amatör denizci sertifikası aldılar ve bu büyük bir cazibe doğurdu. Her geçen gün öğrenci sayısı artarak devam ediyor. Hem de kredilerini tamamlıyorlar böylece. Yani öğrencilere büyük bir avantaj ve denizci kazandırma imkanı da ülkemize doğdu böylece. Böylece denizcilerin sayısı, deniz sevgisi taşıyanların, deniz kültürüne sahip olanların sayısı artmış oluyor. Deniz kültürünün ne olduğu konusunu sizinle ayrıntılı olarak biraz sonra konuşalım. Yine bir müzik arası veriyoruz. Bizden ayrılmayın. You got
gunned you. When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a match. You won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like your boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I fuck him with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What you want to when I am there? Devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, istasyon programında bizimle birliktesiniz. Sayın kaptanımız uzun yol kaptanlığını da anlattı. Amatör denizci sertifikası konusunu da açtı bize. Tabii hepimizin sık sık duyduğu, boğazlardan dolayı elbette sık sık duyduğu bir kılavuz kaptanlık olayı var. Uzun yol gemi kaptanlığı dışında kılavuz kaptanlık acaba ayrı bir kategori mi? Siz aynı zamanda kılavuz kaptansınız. Bize açıklar mısınız? Teşekkür ederim. Şimdi efendim, gemi kaptanlığı çok ulvi, çok önemli bir meslek dalı. Biz denizde dolaşırken deriz ki, denizde sümme haşa Allah'tan sonra gelen ikinci adam diye ifade edilir. Neden dolayı? Dini yönden değil. Şimdi düşünün, gemidesiniz ve bir fırtınayla karşılaşıyorsunuz. Belli kararları vermeniz lazım. İşte o arada yanınızda bir tek Allah var. Allah'tan başka hiç kimse yok. Ama bir fabrikayı düşünün, dışarıdan destek alabilirsiniz. Yönetim kurulunu toplayabilirsiniz. Gemide ise gemi kaptanı ve ekibi başka kimse yoktur. Dolayısıyla kaptan Allah'ı ile baş başa kalır ve vereceği kararla ya gemisini selamete götürür veyahut da felakete götürür. Felakete götürdüğü zaman kaybedilen mal varlığı hiç önemli değil. Onu sigorta tarafından karşılanır ama kaybedilen canlar bir daha geri gelmez. O bakımdan hem bu simge kullanılır hem de denir ki kaptanın sözü yasa yerine geçer. Çünkü itiraz edildiği takdirde karmaşa doğar. O karmaşa da felaketi doğurur. Yani kaptanın çok dirayetli, bilgili, dirayetli ve basiretli olması gereken, kararlar vermesi, görevler yapması gereken bir görevi yükleniyor kaptan. Bu arada diyelim ki hani eskiden filmlerde görürdük isyanlar vesaire. Tabii o zamanki dönemlerde, antik dönemlerde belki başka kurallar söz konusuydu ama günümüzde herhalde ciddi disiplin yönergeleri, yönetmelikleri olsa gerek değil mi? Diyelim ki, varsayalım ki kaptanın emirlerini yerine getirmek istemedi bir personel. Neler olur sonunda? İşte biraz önce bahsettiğim gibi kaptanın hapis hakkı dediğimiz olayla muhatap olabilir. Bu şahıstan topluluğa kayarsa, yani birkaç kişinin meydana getirdiği isyan şekline gelebilirse ki zamanımızda pek görünmüyor yani, ama diyelim ki oldu binde bir, milyonda bir de olsa. Tabii ki her halükarda kaptanın dışarıdan yardım talep etme güvenlik yetisi. Kuvveti ister. Tabii. Ve zamanımızda bunlara kolaylıkla müdahale edilerek olaylar çözülebiliyor. Ve o tür olayı gerçekleştirenler de gemi yanaştıktan sonra herhangi bir limana adli mercilere teslim ediliyor ve büyük cezalara duçar oluyorlar. Evet, biz gelelim şimdi kılavuz kaptanlığa efendim. Evet. Siz anlatıyordunuz şimdi kaptan bir Allah'ıyla yalnız beraber personelinden destek alıyor. Mesleki bilgisi, görgüsü var ama bu herhalde bazı durumlarda yetmiyor. Öyle mi? Tabii şimdi düşünün, siz geminizin kaptanısınız. Bu geminizi çok abartmayalım. Artık gemilerin tonajları 100 bin tonları falan geçen halde oldu. Diyelim ki 200 metre boyunda bir yolcu gemisinin kaptanısınız ve geminizde de 2000-2500 yolcu var.
Bu yolcuya da hizmet edebilmek için nereden baksanız 1000 veya 750 civarında personeliniz olması neredeyse lazım. Neredeyse bir ilçe nüfusu kadar kişi sizin geminizde. Tabii bu gemiyle İstanbul Limanı'ndan kalkacaksınız. Evet. Yolcularınızı yüklediniz. Evet. İyi de İstanbul Limanı sizin değil. İstanbul Limanı'nı yöneten bir yerel otorite var. Evet. Bu otorite, idari otorite devlet adına görev yaptığı gibi başka bir otorite ticari olarak görev yapıyor. Buradan sizin selametle ve emniyetle kalkışınızı sağlamak için burada bir organizasyon kuruluyor. Evet. Bu organizasyonun ismine kılavuzluk ve romorkörcülük teşkilatları diyorlar son zamanlarda. Peki bu teşkilatlar kamuya bağlı bir birim değil mi efendim? Özel mi yoksa? Eskiden kamuya bağlıydı. Şimdi özel oldu, yarı özel oldu. Biraz bir karmaşa var. Bu konuda da inanıyorum ki gelecekte bir düzenleme yapılacak. Bir düzenleme yapılacak. Ama kesinlikle bu kılavuzluk hizmetini verecek kişilerin nitelikleri belirlidir. Öyle değil mi efendim? Tabii ki. Örneğin ben denizcilik okulundan 68 senesinde mezun oldum. Uzak yol güverte zabiti olarak. Daha sonra denizlerde 13 yıl dolaştım. Evet. Ve sonunda gemi kaptanı oldum. Bütün dünya denizlerini dolaştım. 1982 senesinde 13 senelik meslek hayatımdan sonra kılavuz kaptan olmak istediğimde yeniden ders çalıştım. Çünkü onun gerektirdiği bazı donanımlar var herhalde. Evet. Nedir onlar kabaca? Kılavuzluk hizmeti vereceğiniz ve kılavuz kaptanlık yapacağınız yerle ilgili özel bilgilere sahip olmanız gerekir. Diyelim ki boğazın yapısı nerede, sığ nerede, tehlike var değil mi efendim? Tabii ki, tabii ki. Diyelim Türk boğazlarında, yani İstanbul boğazında veya Çanakkale boğazında veya tamamında kılavuz kaptanlık yapacaksınız. Önce burayla ilgili nazari bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Daha sonra burada staj yapmanız gerekiyor. Sizden önce bu mesleği yapmış kılavuz kaptanların yanında. Evet. Ve bunun da bir yasal düzenlemesi var. Örneğin 160 gemiye binmeniz gerekiyor gibi. Evet, 6 ay staj yapmanız gerekiyor gibi. Sonuçta bunları tamamladıktan sonra siz bir imtihana giriyorsunuz. Yazılı ve sözlü olarak. Bu imtihanlarda başarılı olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Denizcilik İdaresi size kılavuzluk hizmeti verebilir. Kılavuz kaptandır diye bir sertifika veriyor. Evet. Ondan sonra gemilere çıkmaya başlıyorsunuz. Ve gemilere çıkarken inanın sizin yolunuz bazen dört gözle gözlenir oluyor. Neden? Şimdi şöyle bir şey düşünün. Hava şartları çok iyiken, günlük güneşliyken, rüzgar yokken, dalga yokken, fırtına yokken her şey normaldir. Ama gene de geminizin boyutuna göre, yanaşacağınız yerin riskine ve dağlığına göre. Geminin yüküyle batış durumuna göre değil mi? Tabii. Ona biz su çekimi diyoruz. Bunlara göre şartlar bayağı değişebiliyor. Ama bir de düşünün. Kar tipisi, fırtına, dalgalar nereden baksanız bizim bölgemizde 1 metre, 2 metre civarında, 2,5 metre civarında dalgaların oluştuğu bir ortamda yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Ve içeride neler olduğunu bilmiyorsunuz. Siz bir yardımcı arıyorsunuz. İşte bu yardımcı yerel bilgilere haiz, yerel şartların tecrübesine haiz uzman denizci dediğimiz kılavuz kaptan. Ve o kılavuz kaptanı siz dört gözle beklersiniz. Peki. Bir an önce gelsin, beni bu su yolundan geçirsin veya bu limana yanaştırsın, kaldırsın diye. Peki kılavuz kaptan geldi. Acaba bu sözünü ettiğiniz senaryoya göre hava şartları kötü, göz gözü görmüyor. Kılavuz kaptan işini nasıl yapıyor? Şimdi öncelikle yasal düzenlemeleri göz önünde bulundurun. Eğer ki bu gemi bir rıhtıma, yani diyelim ki İstanbul Limanı'na yanaşıp kalkacaksa, o zaman liman kılavuzluk hizmeti veren kılavuz kaptanlardan hizmet alır. Tabii böyle bir operasyona kılavuz kaptan giderken kendi kılavuzluk servis botuyla gider. Yanında o geminin boyutuna göre kullanılması gereken romorkörler. Romorkör veya romorkörler. Yani bazen birden çok geliyor. Boyutu öyle. Küçük, boyutu evet. Küçük, gücü büyük. Denizcilik tekneleriyle olayın hizmet verilecek yere gider. Onlar yönlendirme yapıyor galiba, öyle mi? Ne yapıyorlar o romorkörler? Görüyoruz yani.
geminin kılavuzluk yapılacak geminin etrafında duruyorlar falan. Hani halk gözüyle soruyorum size. Evet, bu çok önemli bir konu. Aslında teşekkür ederim değindiğiniz için. Çünkü kamuoyunda bazen yanlış anlaşılıyor. Şöyle çok duyduğumuz oluyor. Hani o kırmızı motorda siz o geminin önünde mi gidiyorsunuz? Hayır. O kırmızı motor bizim servis aracımız. O kırmızı motoru bizi istasyonumuzdan alır. Bizim nöbetlerde yaşadığımız yer olan, biz ona kılavuzluk istasyonu deriz. Kılavuzluk istasyonundan alır ve gemiye götürür. Gemiye götürdüğü zaman geminin bordasına yanaşır. Biz o gemiye kılavuz kaptan çarmıhı veyahut şeytan çarmıhı denir bazen. O şeytan çarmıhından biz şeytan gibi tırmana 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 veyahut da cambaz gibi tırmana tırmana geminin bordasında geminin içine gireriz. Sanki böyle bir ip merdiven gibi bir şey gözümde canlanıyor. Öyle evet mi? tabii ki. Doğru. Bildiğiniz gibi ip merdiven. Evet. İp merdivenin arasında basamaklar vardır. Doğru. Biz tamamen cambaz gibi ama şöyle düşünün. Evet. Bir dalgalı hava ve fırtınalı havayı düşünün. Ya. Gemi bir taraftan sallanıyor. Sizin botunuz bir taraftan sallanıyor, iniyor, çıkıyor. Ve sallanıyor. Siz o arada boşluk bulup o halatları yakalayacaksınız ve basamaklardan tırmanacaksınız. Evet. Bunlar bayağı büyük maharet ve meleke isteyen. İşte. Öncelikle canınız tehlikeye giriyor. Tabii. Ve nitekim düşenler de oluyor değil mi? Kazalar. Tabii ki bu tırmanış anında motorun güvertesine düşen, denize düşen ve hayatını kaybeden birçok evet. kılavuz kaptanımız var. Evet. Ya biz bunlara görev şehidi diyoruz. Evet. Sonuçta geminin içine giriyorsunuz. Evet. Geminin içine girişinize kadar geçen sürede, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, motorun güvertesindeyken sizin sorumluluğunuz motor kaptanı ve sizi istihdam eden kuruluşun sorumluluğunda. Evet. Ama hukuki olarak istasyondan çıktığınız andan itibaren o gemiye hizmet vermek için çıktığınız için geminin hizmetine başlamış oluyorsunuz. Ona tahsis edilmiş oluyorsunuz. Tabii ama olayların akışında o geminin asli sorumluluğu sizin o şeytan çarmıhı dediğimiz veyahut kılavuz kaptan çarmıhı dediğimiz çarmıhın basamağına ayak bastığınız andan itibaren o geminin sorumluluğu başlar. Peki şimdi çıktınız o şeytan çarmıhından. Kaptanla tanıştınız. Evet. Köprüsü dediğimiz geminin yönetim merkezidir orası. Evet, aynı uçaklardaki kokpit gibi. O yönetim merkezine girdiğinizde biz oraya köprüsü deriz. Kaptan zaten orada görev yapmaktadır. Kaptanla orada tanışırsınız ve orada bir görev bölümü yaparsınız. O görev bölümünü anlatır mısınız? Yani kaptanın bütün sorumluluğunu üstlenir misiniz? Yoksa kaptana rehberlik, danışmanlık mı yaparsınız? Kaptanın sorumluluğunu üstlenmemiz mümkün değildir. Çünkü niye? O gemi o an için bizim içinde bulunduğumuz bir cisimdir. O gemide kusur var mı? Makinası arasında gizli bir sıkıntı var mı? Geminin personeli yeterlikli mi? Gemi uluslararası yasalara göre sağlıklı, yola elverişli ve denize elverişli mi? Bunları bilebilmemize imkan yok. Dolayısıyla geminin tüm sorumluluğunu almazsınız. Ama kaptan derse ki ben bütün yönetimi size bırakıyorum. Tabii. Olabilir, seyirle ilgili yönetimi bırakıyor ama ancak şöyle bırakabilir. Kumandayı devreder ama o kumandaların sorumluluğu gene kaptanda olmak üzere. Yani şöyle düşünün. Nasıl Cumhurbaşkanlığı danışmanları var, evet. Başbakanlık danışmanları var, bakanlık danışmanları var. İmza atan bakandır ve sorumluluk ondadır. Danışmanların ise ancak bilgi ve tecrübelerini aktarma sorumlulukları vardır. Peki şöyle bir senaryo düşünelim. Siz kılavuz kaptan olarak bir yol önerdiniz. Böyle yapalım dediniz. Kaptan da onu kabul etmedi. Ne olur? Kesinlikle kılavuz kaptanın bir itiraz yetkisi yoktur. Ama ısrarcı olabilir. Der ki kaptan sen geminin komutası muhakkak ki sen de ben senin danışmanımım ama şu rota üzerinde ilerlediğimizde burada karşımıza şöyle bir akıntı çıkacak veyahut daha önce burada olmuş şöyle bir olay var. Bu olay bu gemiyi tehlikeye sokabilir. Dolayısıyla ben sana bunu tavsiye ediyorum diye uyarıda bilgi verebilir, uyarıda bulunur. Hatta gemi kaptanı ısrarcı olursa o bölgenin deniz trafiğini yöneten gemi trafik hizmetleri dediğimiz son zamanlarda gelişmiş ve çağdaş hizmet veren
kuruluşlar var, teşkilatlar var. O kuruluşa da muhabere cihazıyla ben kaptana bu şekilde tavsiyede bulundum. Ama, kaptan ısrarcı, bilginiz olsun diye. Ve eğer ciddi bir tehlike söz konusuysa o deniz trafiğini yöneten veya onun denetimini yapan kuruluş gerekirse müdahale edebilir ve gemiyi durdurabilir, değil mi? Tabii ki tehlikeye gidiyorsunuz diye uyarır belki. Özellikle önce. Türk Boğazları'nda 2003 yılından sonra görev yap, 30 Aralık 2003 yılında görev yapmaya başlamış olan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri diye bir teşkilatımız var şimdi. Evet. Bu teşkilat Türkiye Denizcilik İdaresi adına Türk Boğazları'nı hem deniz trafiğini yönetiyor, hem deniz trafiğinin içindeki gemileri gözetliyor, denetliyor ve gerekirse de onlara idari yaptırım uyguluyor. Denizcilik İdaresi adına. Çok büyük riskler de söz konusuysa gerekirse trafiği kesiyor, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Evet. Tabii ki. Şimdi biz de yayınımızın bu bölümünü müzikle keselim isterseniz. Sonra sizin sadece kaptanlarla ilgili değil, kılavuz kaptanlarla ilgili de önünüzde bir şiir olduğunu görüyorum. Onu da bizimle ve dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica edeceğim. Evet, bir müzik arası veriyoruz. Devam ediyor. Kaptanımız Saim Oğuz Ülgen'le
programımız devam ediyor istasyonda. Kendisi o kadar inceliği ve komplike yönleri var ki kılavuz kaptanlığın, ama herhalde Türk kılavuz kaptanlarının belki dünyada bir ünü de olsa gerek. Çünkü neredeyse bütün ülkelerin gemileri diyelim ki geçiyor ve çoğu da kılavuz kaptan alıyor diye ben biliyorum, ama ne kadar doğru? Haklısınız. Türk boğazlarında kılavuzluk hizmeti veren kılavuz kaptanlarla ilgili, denizcilikle ilgili uluslararası yayınlarda bazı metiyelerde vardır. Özellikle denir ki Türk boğazlarında görev yapan kılavuz kaptanlar mesleğini iyi bilen tecrübeli denizcilerdir diye kayıtların olduğunu bizzat ben okudum ve belgeleri de elimde mevcut. Bu arada fiilen bir kaptanı sıkıntılı durumdan kurtardığınızda onun size minnetle baktığına, teşekkür ettiğinde yaşamışsınızdır tabii, değil mi? Çok yaşadım efendim. Ben bu mesleği 30 sene yaptım. Son 10 yılı baş kılavuz kaptanlık olarak geçti. 1982'de başladım, 2011'de tamamladım. Bu süreç zarfında hakikaten mesleğimle gurur duydum ve çok da farklı olayların içinde bulundum. Örneğin yanan gemilerle mücadele ettim. Deniz kazalarıyla mücadele ettim. Kamuoyunda Varyak diye ismi geçen, o Rusya'da inşasına başlanmış yarım inşa iken Çin'e gönderilmiş o helikopter gemisi denen ama yarı uçak gemisi diyebileceğimiz Kiev'in kardeşi Varyak'ın Türk boğazlarından geçirilişinde de operasyon başkanlığı yaptım meslektaşlarımla beraber. Ciddi bir deneyim bu tabii. Böyle birçok olayın içinde, yani sadece gemi yanaştırmak, kaldırmak ve boğazlardan gemi geçirmek yönüyle değil, birçok olayın içinde bulundum ve yaptığım, gerçekleştirdiğim her olaydan sonra da Allah'a bin şükür selametle sonuçlandıklarında ben de mutluluk ve gurur duydum tabii. Ve tabii size de teşekkür ve takdirler iletildi mutlaka. Kılavuz kaptanların bu serencamını ve tabii muhatap oldukları kişiler nezdindeki imajını belki yansıtan bir şiir var elinizde, tahmin ediyorum. Bunu bize lütfederseniz mutlu oluruz efendim. Evet, bu benim için çok kıymetli bir eser. Bu eser gene bir baş kılavuz kaptan tarafından kaleme alınmış. Yıllarca yokluk içinde, hakikaten bugünkü şartlar yokken ve o zamanlar Türk boğazlarında sadece kılavuz kaptanlar varken, düşünün. Ya. 24 saat görev yapan bu kılavuz kaptanları anlatan bir şiir. Kılavuz kaptan, gece gündüz demeden boğazlardan geçersin. Bilginle, tecrübenle zorlukları yenersin. Ölüm ile tehlike seni bekler her an. Tanrı'dan başka yoktur seni seven, koruyan. Tipini sisli havada gemiler seni arar. Sağlığından başka güvenecek neyin var? Sen bu mesleğe adamışsın kendini. Güçlü olamazsın, anlatmazsan derdini. Mesleğinle yücesin, bayrak çekilir şahsına. Memleketin onuru kılavuz kaptan adına. Yakındır nurlaşacak her an akan gözyaşın. Birlikte yükselecek gurur bilmeyen başın. Bu şiir benim de zamanımda baş kılavuz kaptan olan ve bu mesleği birçok bölümünü kendisinden öğrendiğim baş kılavuz kaptan Muhittin Sülün tarafından 1990'lı senelerde yazılmış bir şiir. Sağ olun efendim. Maalesef. Rahmetler dileyelim. Ne güzel, meslek büyüklerinizi de saygıyla anıyorsunuz. Denizcilik mesleği zaten böyle bir usta çırak ilişkisiyle, ne kadar ortada diplomalar da olsa, değil mi? Denizin o hırçın dalgaları arasında tabii ustanın çırağı, abinin kardeşi öğrettiği bir alan diyelim. Şimdi bu deniz sevgisini, kültürünü denizin meşakkatleriyle, mesleki sorumlulukla birleştiren bütün denizcileri de
burada deniz subayları da dahil minnetle anmış olalım. Deniz kültürünün abidesi olan denizcileri, kaptanları tabii çok önemsiyoruz. Siz şimdi üniversitede deniz kültürü dersi de veriyorsunuz. Acaba denizle çok yakından ilişkisi olmayan, olmadığını düşünen sıradan vatandaş için deniz kültürü niye önemli Sayın Kaptanım? Öncelikle yaşamın zevkini tatmak için önemli. Yaşam sadece kara değil. Zaten tarihsel gelişime bakarsak yaşam canlılar olarak denizde başlamış, karaya geçmiş. Biz denizden karaya çıkmış varlıklarız diyorsunuz. Evet, evet, evet. O yüzden de denizle bağımız bir türlü kopmuyor galiba. Kopmamalı değil mi? Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hayat ve hayatın yaşamsal kuralları denizden daima gelmiş. Öncelik hep denizde oluşmuş. Evet. Örneğin bugün bizim trafik kuralı dediğimiz kurallar. Karadaki kurallar. Evet. Denizden çıkmış. Öncelikle denizde oluşmuş. Nasıl? Tabii. Otomobilden önce deniz tekneleri. Evet, doğru. Bir trafiği çok sonraki bir olay. Doğru. Şimdi bir düşünelim. Doğru. Uçaklar, hangisi önce gelecek? Uçaklar, değil mi? Yani hava trafiği. Bunun içine hava, deniz, tren, kara baktığımızda deniz trafiği birinci. Ben de bilir misiniz havalimanı ile deniz limanı lafını bütünleştirmenin bir sırrı olsa gerekir diyordum. Demek ki havalimanı bile halen deniz limanı, deniz ilişkisinden bağlantıyla galiba verilmiş bir isim değil mi? Tabii ki. Dolayısıyla deniz kültürü sadece gemiler ve deniz ticareti olarak düşünmeyelim. Başka ne unsurları vardır efendim deniz kültürünün içinde? Deniz, deniz suyu. Evet. Deniz suyu niye önemlidir? Deniz suyu canlının denen sadece insan olarak düşünmeyelim. Tabii. Canlı yaşamın merkezi. Evet. Doğru. Ve buradan gelişiyor canlı yaşam. Bütün o canlı hayatın diyelim ki dönüşümü buradan, denizden başlıyor değil mi? Denizdeki canlılar olmasa herhalde karadaki canlılar da olmazdı değil mi hocam? Bir kere deniz olmasa deniz trafiği ve deniz taşımacılığı olmasa dünya üzerinde yaşayan insanların yarısı soğuktan, yarısı da açlıktan ölürdü herhalde. Niye? Çünkü yaşanılan yerdeki gıdalar artık yetmiyor insanlara. Doğru. Dolayısıyla belli yerdeki fazla gıdaların diğer yerlere taşınması, belli yerdeki enerji üreten enerji potansiyelinin de belli yerlere taşınması gerekiyor. Peki bu taşımacılık hava yoluyla, uçakla falan yapılsa çözüm olmuyor mu deniz kadar? Efendim mesela bir uçakla enerji taşıdığınızı düşünelim. Günümüzün en önemli enerjisi petrol. Evet. Yani maliyet herhalde hepsi hava yoluyla taşınsa, karayoluyla taşınanlar, taşınabilenler dışında herhalde 3-5 misli daha pahalı olurdu. Tabii şimdi büyük gemiyi düşünelim. Büyük bir gemiyi düşünelim. Evet. Bu geminin taşıyacağı enerji miktarını ancak binlerce ifade edebileceğimiz uçakla taşıyabilirsiniz. Ve maliyette korkunç artacak. İmkansız ve bir de felaketi de gökyüzüne taşıyacaktık. Zaten gökyüzü de galiba ozon tabakasının delinmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Uçaklar da kısmen buna sebep oluyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla galiba insanlığın o en eski ulaşım yolu denizcilik en iyisi. Tabii acaba bir de deniz varlığı dünyada okyanuslar iklimi de etkiliyor olsa gerek değil mi efendim? Tabii ki tam benim elimde bir kitap var. Küçük Denizcilerin İlk Kitabı diye. Ben bunu hazırlayan kuruluşa çok teşekkür ederim. Bakın burada iki paragraf okuyayım size. Tabii. Denizler dünyamızın ısısını düzenlerler. Bilindiği gibi denizler dünyamızın dörtte üçünü kaplarlar. Dünyamıza gelen güneş ışınlarının çok büyük kısmını denizler absorbe eder, yani emerler. Eğer denizler dünyamızı bu kadar kaplamasaydılar, dünyamız biz insanların yaşayamayacağı kadar sıcak olurdu. Yani. Yağmur bulutlarının çok önemli bir kısmı denizlerdeki buharlaşma sayesinde olur.
Böylece bizim ve diğer canlılar için çok önemli ve hayati değer taşıyan su kaynağı olan yağmurlar denizler sayesinde oluşur. Çok ilginç. Demek ki denizler olmasa, denizler kurusa diyelim, biz yağmur da alamayacağız. Tabii nereden? Nereden yani gelecek? Yani o su buharı gökyüzüne nereden çıkacak efendim? Evet. Yani denizler tuzlu sudur diyelim ama denizden buharlaşıp yağmur olunca, yağmurdan dağlardan, tepelerden inince o tatlı suya dönüşüyor değil mi? Doğal imbikleme efendim. Doğal imbikleme. Düşünün. Evet. Siz bir arıtma tesisi kurduğunuzda içinde her türlü atık maddenin olduğu bir su birikintisini alıyorsunuz. Yapay bir tesise burada arıtıyorsunuz ve bunu su haline getiriyorsunuz. Ama bunu takdir-i ilahi doğal olarak zaten yapıyor. Bir devre daim yaratıyor değil mi? Tabii ki güneş ışını ile o suyu buharlaştırıyor, gökyüzüne çıkartıyor, her türlü arıtmasını gerçekleştiriyor ve dünyanın geneline de bir şekilde yağmur suları olarak yağıyor. Bu sular nehirler vasıtasıyla veyahut kara parçalarında yeraltı suları olarak bizlere içme suyu, kullanma suyu olarak dönüyor. Yani hayat olarak dönüyor. Çok güzel. Denizlerin bu hayatın su ve doğal besin kaynağı, besin zinciri açısından yaşamsal önemini vurgulamış olduk burada. Ama tabii hem ulaşım hem başka deniz kaynaklı avantajlardan, deniz ticaretinden vesaire yararlanma bakımından üç tarafı denizlerle kaplı ülkemiz gerçek potansiyelini kullanabiliyor mu Sayın Kaptanım? Keşke bu konuya değinmeseydiniz. Benim de yaramı depreştirmiş oldunuz. Maalesef. Neden maalesef Kaptanım? Maalesef. Çünkü neden? Bizler söylevlerde özellikle ülkemizi yönetenler sadece ülkemizin yönetim kadroları değil, yani her konuda biz denizci millet, denizci ülkeyiz sloganı kullanılıyor. Ama bana göre bu slogana eş değerde oluşumlar ülkemizde gerçekleşemiyor değil mi? Maalesef. Yıllardır böyle galiba maalesef, değil mi? Maalesef. Bu böyle bir kanayan yara gibi sanki. Son zamanlarda biraz bir akım başladı bu konularda. Şöyle ki işte kurulan sivil toplum kuruluşları bu konuda bazı çalışmalar yapıyor. Tabandan itibaren. Doğru. Ona da ihtiyaç var değil mi? Her şeyi kamu otoritelerinden beklememek gerekir. Kamuoyu oluşturma bakımından. Siz bu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını biraz daha açsanız, hatta siz bir tanesinin de yöneticisisiniz. O yönünüzle de sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle konuyu açayım. Bahsettiğiniz ikinci konu son zamanda gerçekleşti. Son 15 gün içinde gerçekleşti. Ona da sonra değiniriz. Tabii. Birincisi toplumun, yani yaşayan insanların, bir bölgede, bir ülkede yaşayan insanların denizci olabilmesi için önce denizcilikle ilgili öğrenim ve eğitim aile içinden başlaması lazım. Ha, çok ilginç, evet. Kesinlikle. Şimdi biz çocuklarımıza aman oğlum, aman çocuğum denize girme, boğulursun diye korkutursak. Bu arada çok özür diliyorum. Hayvan sevgisinden de uzak bir gençlik yetiştiriyoruz. Gördüğü kediye veya köpeğe karşı aman ısırabilir, dokunma diyen anne babaları da benzer şekilde uyaralım değil mi? Buyurun efendim. Kesinlikle. O bahsettiğiniz konu da çok hassas. Benim bildiğim kadarıyla veya hissettiğim kadarıyla ben 70 senedir bu yer küre üzerinde yaşayan bir canlıyım ben. Ama ben insan olarak dünyaya gelmişim. İnsan hariç çevresine özel duygusuyla zarar veren hiçbir canlı yok başka. Doğru. Yılan dahi kendisini tehlikede görmese karşısındakine bir zarar vermeyi düşünmez. Ha, karnı acıktığı zaman karnını doyuracak kadar başka canlıları yiyebilir, gücünün yettiği canlıları. Avı olabilecek canlıları değil mi? Tabii. Ama öyle. İnsanoğluna geldiğimiz zaman insanoğlu sadece karnını doyuracak kadar değil, bundan ticaret yapacak, para kazanacak kadar
Hatta zevk uğruna, zevki uğruna diğer canlılara ihtiyacı olmadığı halde. Çok yanlış düşünce. Zevki uğruna diğer canlılara zarar verebilen bir yapıya aitiz, manevi yapıya aitiz. Maalesef evet. Maalesef, maalesef. O bakımdan örneğin bizim ülke inanılmaz bir deniz canlısı zenginliğine sahip, yani balık zenginliğine sahip, su ürünleri zenginliğine sahip bir ülkeydi zamanında. Ülkeydi diyorsunuz, şu tabii anda ki, değil mi efendim? Tabii ki, ben kendimden söyleyeyim size. Doğru. Benim çocukluğumda İstanbul Boğazı'nın sahillerinde herhalde 7 veya 8 tane dalyan vardı. Dalyan. Dalyan dediğimiz şey, denizin ortasına sahilden biraz açıkta çakılmış kazıklar. Bu kazıkların içine de döşenmiş A grubu. Bunun evet. bir bölümü açıktı. Suyun akış yönüne, o balıkların göç yönüne. Balıklar seyir halinde geçerken o önüne çıkan A takılıyordu. Engelden uzaklaşmak istediklerinde yavaş yavaş kapanın içine girerlerdi. Yukarıdan gözleyen de balık girdi dediği zaman o dalyanın giriş kapısı kapatılırdı. İçerideki balık toplanırdı. Bugün evet. bir tane yok. Neden böyle yok? Bir şey yapamıyorsunuz. Neden? Yok? Deniz canlıları inanılmaz ürerken düşünün, bir balıktan yumurtladığı zaman milyonlarca yavru çıkıyor. Yumurta çıkıyor ve gittikçe de nesli tükenir bir hale geldi. Bu tamamen yanlış avlanma, kaçak avlanma, zamansız avlanmadan kaynaklanan kurular. Aynı şekilde denizciliğimizde maalesef yeterince istenilen seviyeye benim değerlendirmem, Yunanistan 8 milyonluk bir ülke ve onun da üç tarafı denizlerle çevrili diyelim. Çünkü kara bağlantısı var. Evet. Bizim ülkemizin de genelde üç tarafı denizlerle çevrili diyorlar ama bana göre altı tarafı denizlerle çevrili. Çünkü iç denizimiz de var. Tabii, değil mi? Çünkü iki yarımadayız biz. Trakya yarımadası ve Anadolu Doğru. yarımadası. Doğru. Her iki yarımadanın etrafı denizle çevrili olunca bana göre altı tarafı evet, denizlerle ilginç, çevrili. Evet, çok ilginç bir tanımlama bu. Evet. Ülkeyiz. Ve ayrıca da Karadeniz denen deniz su ürünlerinin cenneti veyahut ne diyeyim kelime olarak böyle bir hazinesi olan bir yere göç eden balıkları, göçmen balıklar oraya göç ediyor, yumurtalarını bırakıyor, orada balıklar büyüyor, büyümüş balıklar geri göç ediyor. Bu göç yolunun üzerinde bulunmamız dolayısıyla bunların neslini köreltebilecek kadar zararlı avlanma yaparak bunları maalesef kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz galiba. Evet, evet. Evet, Sayın Kaptanım, sizinle yaptığımız söyleşi son derece doyurucu, içerikli, derinlikli oldu. Denizler kadar, okyanuslar kadar. Şimdi son sözlerinizi almak isterim. Programımıza bundan sonra da çeşitli vesilelerle sizi konukla etmek isteriz. Daha sonra ne tür çalışmalar yapacaksınız eminim. Ciddi planlarınız var gelecekte. Merkezinizin gerçekleştirmeyi düşündüğü çalışmalar olmalı. Belki birkaç satır ondan da söz edebilirsiniz ve kapanış mesajlarınızı alalım. Ne yazık ki programımız 2 saat olmasına rağmen su gibi akıp geçti. Deniz gibi akıp geçti diyelim. Bu iki konuda görüşlerinizi alalım ve dinleyicilerimize veda edelim. Teşekkür ederim. Türkiye'nin geleceği, Türk halkının geleceği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği denizlerde. Biz öncelikle çevre denizlerimize, daha sonra da çevremizin dışındaki denizlere hem denizcilik mesleği hem de deniz kültürü olarak sahip çıktığımız takdirde inanılmaz huzura, zenginliklere ve mutluluğa erişeceğiz. Örneğin bir Norveç'i elimize alalım. Hatta geçen Japonya gün, değil mi? Bundan bir ay, iki ay kadar önce mi ne, Norveç Cumhurbaşkanı bir toplantı için İstanbul'a gelmişti. Norveç Cumhurbaşkanı'nın ağzından ben Çırağan Oteli'nde yapılan bir toplantıda balık ekmek nasıl diye duydum. Düşünün, Norveç'te tutulan balıklar Türkiye'de balık ekmek sloganının oluşmasına sebep oluyor. İşte bu tamamen deniz kültürünün, avlanmanın, her şeyin bilinçli yapılması sayesinde denize sahip çıkmanın neticesinde milli varlığı, milli
gelir dağılımı en yüksek olan ülke Norveç. Deniz sayesinde. Deniz sayesinde değil mi? Onun i̇şte altını bu konuda, çizelim. Bu konuda yöneticilere, halkımıza evet. benim mesajım şu. Lütfen deniz kültürünü, deniz kültürünü bir denizciliği bir bütün olarak alalım. İlkokuldan başlayarak, ayrıca da üniversiteden başlayarak, yani alttan yukarı, yukarıdan aşağı. Çünkü zamanımız çok dar. Doğru. Burada anne babalara, velilere, okul yöneticilerine düşenler de var. Karar vericilere düşenler de var. İstanbul'da yaşayıp çocukları denizlerle buluşturmayan, ayaklarını denizlere sokturmayan okul yöneticileri, öğretmenler de var diyelim, değil mi? Evet. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu ülkemizin kurucusu, bizim varlığımızın ana sebebi ve temeli olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1937 senesinde zaten bu mesajı vermiş. Bu mesajda konuşmamızı noktalamak istiyorum. Hay hay efendim, gayet uygun. Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskelelere inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü topraklarının ucu deniz olan bu ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Cumhuriyet döneminde 1940'lara, 1945'lere kadar bu düstur çok güzel bir şekilde işlenmiş. Ben hatırlıyorum, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Moda'da inanılmaz bir katkıyla gerçekleştirilirdi. Bugün ise aynı değeri yakalamamızın imkanı yok ve aynı değer verilmiyor. İnşallah bu değerlere tekrar kavuşuruz diyorum. Denizcilik tabiriyle Allah selamet versin. Evet efendim, biz de çok teşekkür ediyoruz kaptanımız Sayın Saim Oğuz Ülgen'e. Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. Onunla çok geniş bir yelpazede deniz kültürünü, deniz kazalarını, kaptanlık mesleğini ve denizin ülkemize sağlayabileceği katkıları enine boyuna konuştuk. Bir başka istasyon programında buluşmak üzere. Hepinize veda ediyoruz. İyi günler efendim. Bu imkanı bana verdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.